Günler değerli izleyenler hoş geldiniz Bein Spor stüdyolarına. 16 Şubat çarşamba günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikteyiz ve sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beraber. Nasılsınız iyi misiniz? teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Harika. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler Şampiyonlar Ligi ile başlayacağız bugün programımıza. İlk olarak ekranlarınıza marka gazetesi geliyor. Marka gazetesinin de başlığı dün akşam oynanan Paris Saint-Germain Real Madrid karşılaşmasının ardından Marka gazetesinin başlığı Mbappe ne kadar iyi şeklinde bir sonraki İspanyol gazetesi Mundo Deportivo o da başlığına Mbappe böyle kazanır başlığını çıkarmış hakikaten e, travmatik demeyelim ama golü nasıl anlatmak gerekir seyretmeyenler için izleyicilerimize e, soldan ceza sahasına giriyor Mbappe öyle hızlı bir şekilde giriyor ki Milita ve Lucas Vazquez kapatmaya çalışıyor ama ilginç bir şekilde aralarından ee, hani Semender denir ya böyle bir hiçbir şekilde şey yapamadan ilginç bir tabi seyrettiğin açı da çok acayip oradan böyle aralarından öyle bir sıyrılıyor ki sonra e, birisi daha basmaya geliyor galiba 15 numaralı formasıyla e, yanlış Valverde galiba e, sonradan o da kapatmaya geliyor son bir hamle ama artık çok geç oluyor tabii sol çaprazdan e, golü yapıyor Mbappe'nin golü hakikaten şık bir gol olarak. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam maçı kazandıran gol oldu Paris Saint Germain'e. Ancak karşılaşmanın istatistiklerine de bakacak olursak eğer gol olmasa da sanki Paris Saint Germain kazanmış gibiydi. Kaç isabetli şutla tamamlamış Real Madrid? Sıfır mı? Bir tane var galiba ya dostlar. Ha sıfır, üçte sıfır evet. İlk yarıda bir isabet, e, bir şut. İkinci yarıda iki şut toplamda üçte sıfır. İnanılır gibi değil değil mi? Evet dün akşam oynanan iki şampiyonlar ligi maçının da aslında hikayesi benziyor. City Sporting karşısında domine etti. 5-0 Paris Saint Germain Real Madrid karşısında domine etti. Ama City'nin Sporting karşısında domine etmesi doğalken Paris Saint Germain'in Real Madrid'e böyle bir üstünlük kurması. Maçın başından sonuna kadar tek taraflı bir maç olmaz. Rakip cezası topla buluşma 39'da 7. Gol beklentisi Real Madrid'in neredeyse sıfıra yakın isabetli şutu da yok. Böyle bir tablo çıkması tabii çok aslında alışık olduğumuz bir durum değil. Yeni dünya düzeni yani Messi Ronaldo sonrası kartların yeniden karılması ile ilgili yeni Avrupa futbol dünya düzenini geçiş sezonlarını yaşıyoruz herhalde ve bu yeni dünya düzeninde de ana oyunculardan esas oyunculardan biri Mbappe olacak. Dün İspanyol medyası Mbappe'nin Paris Real performansını audition oyuncu seçmesi sözcüğüyle değerlendirmişti birçok gazete. Kusura bakmasan ama o seçmeye Real Madrid girdi bana sorarsan. Yani seçilen Mbappe değil, seçilen Real Madrid. Şu Öyle konuda. oldu. Çünkü Real Madrid'in Mbappe'yi seçebilecek kadar iyi bir görüntüsü yok. Mbappe Real Madrid seçerse, Madrid kentini tercih ederse gelecek sezon oraya gider ve bu maçta bir kez daha görüldü ki Fransızların iddiasının <laughs> aslında hakkı payı var. Çünkü Fransızlar diyorlar ki Paris cephesinde Mbappe'ye ya biz Real Madrid kadar veya Real Madrid'den daha iyiyiz. Aslında Şampiyonlar Ligi önümüzdeki sezonlarda Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma şansımız Real Madrid'den eksik değil. Dolayısıyla eğer sen burada kalırsan biz Pogba'yı düşünüyoruz. Pogba'nın da kontratı bitiyor. Pogba'yı da Paris'e getirmeye düşünüyoruz. Hem senin milli takımlı arkadaşın hem de bizim orta saha rotasyon kabiliyetimizi artıracak. Hem de bizim Şampiyonlar şampiyonları kupa kazanma şansımızı artıracak. Zidane'ı da belki getireceğiz. O da vatandaşı Mbappe'nin ve çok sevdiği birisi, ikili ilişkisi iyi olan birisi. Yani sen gel önümüzdeki sezonlarda kupayı burada kaldır. Paris'te kaldırıyorlar. Bu maç o açıdan kritikti. Bu o dişine, bu oyuncu seçmesine aslında Real Madrid girdi. Ve dün itibariyle Mbappe gösterdi ki bu seviyede bile kaderi belirleyebiliyor. Sahada Di Maria varken, sahada Benzema varken, sahada Messi varken, sahada Hazar ve Bale da girmişti hatta. Hazar ve Bale varken kaderi o belirliyor artık. Artık bugün Messi gelecek Mbappe diyorduk ama hayır bugün Mbappe oldu. Bugünün de Mbappe ait oldu dün gösterdi. Maç boyunu çok iyiydi. İki tane gole dönüşebilecek şutunu zaten Kurtuğa çıkarmış çok ekstra şekilde. Üçüncüyü çıkaramadı. Bir de penaltı kazandırmıştı. Penaltıyı da Messi atamadı. Daha erken de fiş çekebilirdi. Yani geçen sezonda Barcelona'ya karşı gösterdi, göstermişti bunu Mbappe ama bu sezonda Real Madrid'e karşı bir kez daha gösterdi ki üst seviyenin adamı, büyük maçların adamı. Eğer büyük bir eksik yaşamazsa sakatlık, işte moral bozukluğu, performansında herhangi bir ani düşüş, futbolu eskisi kadar sevmeme gibi garip bir sorun yaşamazsa önümüzdeki 10 yıla da damga vuracağını gösterdi Mbappe. Mbappe net bir proje gerek fiziksel olarak gerek mental olarak çok iyi hazırlanılmış, üzerinde çalışılmış ve her bir aşamada hala daha çalışılmaya devam eden bir proje. Dolayısıyla sadece bir tahmin elbette bugüne kadar yapıldıklarından hareketle sadece bir tahmin. Mbappe'nin o bahsettiğiniz futboldan sıkılma olayını yaşayacağını zannetmiyorum. Neden? Çünkü birçok insan, o projenin birçok paydaşı bu projeye bel bağlamış durumda. Bu bambaşka bir hadise. Belki de tarihte söylediğiniz gibi çok farklı bir noktaya çıkacak ileriki yıllarda. Dolayısıyla iyi yönetilen ve iyi yönetilmeye devam eden ilk günlerinden itibaren bugüne kadar bir proje kolay bir iş değil. Oyuncunun da bunu sindirebiliyor olması hiç kolay bir şey değil. Ancak bu yükü taşıması uzun yıllarda taşıyacağını düşünüyorum. Güzel para kazanıyor nihayetinde ama tabii ki bu işin getirisi kadar götürüsü de var. Şimdi bahsettiğiniz gibi kolay değil bu işler. Diğer taraftan 104 kilometre koşmuş Paris Saint Germain 105 kilometre 105.7 kilometre koşmuş. Real Madrid pas oranlarına baktım Uğur Bey %92 isabetle oynamış isabetle pas yapmış Paris Saint Germain %86 isabetle pas yapmış Real Madrid. Belirttiğiniz gibi 22 şutta 8 isabeti var 3'te 0 çekmiş Real Madrid, Paris Saint Germain 22 girişimde e, bulunurken savunma anlamında da, hücum anlamında da çok ciddi bir üstünlük kurmuş rakibine. Gecenin bir diğer karşılaşması değerli izleyenler 5-0'lık üstünlüğüyle bitti. Manchester City'nin Sporting Kulübü karşısında. Burada hani maç ne oldu ne bitti belki çok fazla istatisteye bakmaya gerek yok. Daha çok hocanın maç sonundaki Pep Guardiola'nın maç sonundaki açıklamalarına herhalde bakmak daha mantıklı olacak. Belki bir açıklama Tabii. yapması adına. Şimdi bir fotoğrafımız var. Uğur Melek'in seçtiği bir fotoğraf. Eğer hazırsa sevgili reji onu verelim. Orada diyor ki sadece bir cümlesi. Hayır bazı oyuncular performansının altında kaldı ve biz çok basit toplar kaybettik. Biraz daha genişleteceğim şimdi bu sözleri. Bu sadece bir maçtı ve fantastik bir sonuç aldık diyor Pep Guardiola. Çeyrek finallere çıkmak için bir maçımız daha var önümüzde. Oyuncularım beni tanıyor, bizim çalışma şeklimizi biliyorlar ve her zaman daha iyisini yapabiliriz. Şu anda çok mutluyum ama lütfen beni anlayın daha iyisini yapabiliriz diyor Guardiola. Futbolda sadece bir kural var. Topa sahip olduğunuz zaman bunu kaybetmemeye çalışın. Bütün... Hadise bu. Özellikle de basit topları. Biz bu akşam çok kaybettik bunları diyor basit topları e, ve siz bunu e, Avrupa'nın iyi takımlarına, üst düzey futbol oynayan takımlarına karşı yaptığınız zaman onlara e, kontratak şansı veriyorsunuz. Bunu geliştirmeliyiz diyor. İşte şimdi hocanın bu sözlerine geldik. Bazı oyuncular şeyin altında kaldı, performansının altında kaldı çok fazla. E, kolay top kaybettik ama... Özellikle gol yollarında çok nettik bugün diyor hata yapmadık. Ee, i̇lk 7 dakikada gördük ki Sporting'in ne kadar iyi bir takım olduğu çıktı ortaya. İki takım arasındaki fark inanın bana 5-0 bitecek kadar değil. Aslında rakibimiz bu kadar değil ama biz özellikle hücum yollarında çok iyiydik hata yapmadık diyor Pep Guardiola. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde enteresan bir tur yaşanıyor son alt turu çünkü 4 İngiliz var. 4 İngiliz olmasına gerçi alışığız. Son 5 yılda galiba 4. defa son 6 turunda 4 İngiliz varmış. Ama 4 İngiliz'in rakipleri enteresan. City Portekiz şampiyonuyla oynadı. Liverpool bu akşam İtalya şampiyonu Inter ile oynuyor. Manchester United İspanya şampiyonu Atletico Madrid ile oynayacak. Kim kaldı? Bayern. Chelsea'de Fransa şampiyonu Lille. Yani 4 İngiliz takımı Avrupa'nın top 6 liginin 4'ünün şampiyonuyla evet. oynuyorlar. Portekiz şampiyonu Sporting, İtalya şampiyonu Inter, Fransa şampiyonu Lille ve İspanya şampiyonu Atletico. 4 İngiliz'in karşısına çıkıyor. Bu şu demek. Futbol İngilizlerin oyunu mu bu sezonda yoksa diğer liglerin şampiyonları herhangi bir İngiliz'i devre dışı bırakabilecek mi? Birinci sahneye çıkan City Sporting'e çok büyük geldi. Çok rahat bir şekilde ilk maçta işi bitirdi ki. Sporting taraftarı maçın bitiminde son dakikalarında ayağa kalkarak hep birlikte takımlarını ve tek direktörünü alkışladılar. 5-0'lık maçtan sonra. Çünkü işlerin çok iyi gittiğini düşünüyorlar. 5-0'lık sonuç değil mesela yani. Sezonun geneli geçtiğimiz sezon, bu sezonki çizgi Sporting'in bugününde, geleceğinde çok iyi ve böyle bir Sporting'i Manchester 5-0 yani. Dolayısıyla bu sezon şu günlerde, şu iki hafta içinde işte alacağımız cevaplardan biri şampiyonlar giyini İngilizlerin mi ki bahis şirketleri en çok şans verdiği dört takımın üçü İngiliz. Şampiyonlar şampiyon için Manchester City, Chelsea, Liverpool ve dört takım içinde bir de Paris var. Biri de Fransız. Onlar da öyle görüyorlar yani şampiyonluk adıyor İngilizleri görüyorlar ama diğer liglerin şampiyonları bakalım. Onları sarsabilecek mi? Birinci konu bu. İkinci konu tabii Ruben Amorim. 37 yaşında. Cristiano Ronaldo ile aynı yaşta. Hatta aynı günler doğmuşlar. E, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşıydı zaten. Beraber büyük turnuvalara da gittiler. Sporting'in başında. Zamanında o Braga'dan Sporting'e geldiği zaman bir alay konusu olmuştu. Yani sadece 13 maça çıkmıştı. Teknik adamlık kariyerinde. Ondan ibaret 13 maçtan ibaretti. bütün deneyimi ve kontratına 10 milyon euro serbest kalma bedeli yazıldığında alay edilmişti. Ya ne 10 milyon eurosu. Böyle bedel insanlarla alay mı ediyorsunuz? Teknik adamlık daha ciddi bir iş falan diye. Bugün o alay edenler haksız duruma düştüler. Ruben Ömer'im süper bir hikaye yazdı. Sporting'i çok iyi götürüyor. Şampiyon yaptı 20 yıl sonra. Ee, işte Ignacio gibi, Pedro Gonçalves gibi, kiralık da olsa Poro gibi birçok genç oyuncuyu kullandı. Onlardan iyi verim aldı. Ve Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda önemli oyuncularından biri olacak gibi görünüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde... 8 ülke temsil ediyor son altı ve son yıllarda hiç böyle bir şey olmamıştı. Portekiz, Hollanda ve Avusturya'da temsil ediliyor. Bunda da tabii Portekiz'in şu an en parlak kişisi Ruben Amorim'in. Yeni Mourinho diyorlar ama Mourinho'nun da ötesine gidebileceğine de inanılıyor. Ruben Amorim'in çok büyük etkisi var. O yüzden Guardiola Amorim hikayesi yeni başladı diyelim. Önümüzdeki yıllarda bence sık sık eşleşecek Amorim ile Klopp'la, Tuhel'le, dünyanın en büyükleriyle Ve bakalım nasıl bir hikayesi olacak. Çok heyecan verici. 37 yaşındaki Amorim'in de Avrupa futbol hikayesine böyle parlak bir şekilde katılması. Şampiyonlar Ligi'nde bugün yine iki karşılaşma var. Değerli izleyenler Bayern Münih Salzburg deplasmanında. Diğer taraftan da az önce Uğur Mekke'nin söylediği gibi Liverpool Inter'le evet. oynayacak. Önümüzdeki haftada Atletico Madrid Manchester United'ı ağırlarken Benfica Ajax'a ve Chelsea Lille oynayacak. Villarreal'in rakibi de Juventus olacak. Önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmalarda. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin var mı eklemek istediğiniz dün akşam oynanan karşılaşmalara ilişkin? İçeriye, yurt içine yavaş yavaş dönelim. Tabii. İstatistiklerimiz var değerli izleyenler. Geride bıraktığımız haftadan ekranlarınıza getirmek istediğimiz bazı istatistikler var. Bazıları bilmiyorum bize çok dikkat çekici geldi. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle 25. haftada Spor Toto Süper Lig'de 25. haftada en çok mesafe kat eden takımlar geliyor ekranlarınıza. Burada mesela Fenerbahçe birinci sırada ki çok fazla gördüğümüz bir şey değil. Fenerbahçe bu hafta belki de sezonun en iyi koştuğu evet. karşılaşmasını oynadı. Adana Demirspor 119 kilometre ile ikinci sırada. i̇statistiği ilk gördüğümde Beşiktaş şaşırtmıyor dedim. İstikrarlı bir şekilde 16. sıradaki yerini koruyor. Galatasaray 13. yani diğer 4 e, Fenerbahçe dışında diğer e, büyüklere baktığımızda Trabzonspor'da 114.9'da 114 10. sırada. Adana Spor'un performansı. Şimdi Adana Demir hep oralarda evet. zaten. E, ligin hep en çok mesafe kat eden ilk 5 takımı içindeler. Hatta son haftalarda 2. 3. sırada sıkça görüyoruz. Rakiplerinin Beşiktaş olması ve Beşiktaş'a karşı 119-111 bir üstünlük kurmaları tabii maçın kader detaylarından biriydi. Özellikle son bölümde, son yarım saatte fiziksel olarak Adana Demirspor 5'e karşı çok büyük üstünlük kurdu. Onu not edelim. Fenerbahçe Giresun Giresunspor karşısında 2-1'i yakaladıktan sonraki tabii ki yaklaşık yarım saatlik süre kritikti. 2-1 yakaladıktan sonra ne kadar pozisyon verecek? ne kadar oyunu kendi bölgesinde kabul edecek ve ne kadar tehdit yaşayacak. Çünkü Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe zaman zaman böyle ağrazlar göstermişti. Skor bulduktan sonra çok fazla vites küçültmüştü. Çok fazla oyuncu değiştirmiş. Çok fazla kendi yaranında kabul etmişti. Bu koşu mesafesinin de önemli bir kısmı muhtemelen Top Giresun'da olan bölümde Fenerbahçe'nin gösterdiği çaba. Orada tebrik etmek lazım. Ki şöyle bir durum var. Fenerbahçe 120 kilometreye sahada Crespo varken sahada Gustavo varken koşmadı. Klasik koşucular varken koşmadı. Hatta Miha da devrede çıktı. Çok mesafe kat etmesini beklerin türden orta sahancıları. İkinci yarı 11'ine bakarsan Valencia sahada, Serdar Dursun sahada, Pelkas sahada, Mert Hakan Yandaş sahada son derece yetenekli bir ön grupla mücadele. Fenerbahçe, Sosa sahada evet. Fenerbahçe mücadele ediyor. Ve böyle bir grupla 121 kilometreye yakın mesafe kat ediyor. Bu iyi haber. İsmail Kartal'ın takım için demek ki yetenekli oyuncuları bir arada kullandığında da Fenerbahçe'nin fiziksel olarak geride kalmama şansı var. Bu iyi haber Fenerbahçe için. Sprint mesafesinde de yine birinci sırada Fenerbahçe. Sadece şunu soracağım size. Trabzonspor'a baktığınız zaman 114.9 10. sırada ama sprintte şeyin üzerinde. Ortalamanın üzerinde. Tabii sprint belli bir ee kilometre bölü saat hızı ya 20 kendi... ya da 25 galiba. Onun üzerinde koşuları alıyorlar sadece. Onu tam olarak söyleyeceğim bir sonraki programda ya Tolga biliyorsa söyleyebilir. Dolayısıyla orada sprinter oyuncular zaten çok ön plana çıkıyor. Onlar kadiri çok belirliyor. Ee, gerek Fenerbahçe'de işte o Samuel, Valencia, Perkaz sprintler yaptılar ikinci yarıda. Gerek Trabzonspor'da Puhaç yaptı, Vişça zaman zaman yapıyor. Kuasi girdikten sonra yapıyor onların varlığı etkiliyor sprint istatistiklerini. Herhalde o yüzden 2 kilometreyi geçmişler orada. Şöyle bir genelleme yapma şansımız var mı Trabzonspor özelinde kendine yettiği kadar koşuyor diye? Konya Spor maçına Bu genel olarak çok iyiydi Trabzonspor. Bize bunu söyler mi yani? Mesela Türk Spor medyasının geneli Trabzonspor'un işte belli bir dakikadan sonra topu Konyaspor'a bırakmasını, 2-1'e gelmesini skorun hatta 2-2 endişesi yaşamasını eleştirmiş ama ben eleştiremedim. Çünkü 5 tane ofans oyuncu başladı. Abdülkadir Bakasetas'ı bir arada başlattı. Bu çok cesur bir hamle. 2-0, 1-0 iken değişiklik yapmadı. Abdülkadir'le Bakasetas'tan birini çıkarmadı. 2-0'ı buldu ondan sonra çıkarttı. Bence 10 hocanın 9'u zaten çıkartırdı. Yani Abdullah Avcı'nın oradaki değişiklik hamlesini de ben çok garip bulmuyorum. Abdülkadir'le Bakasetas'tan birini 70 dakikaları dışarı almasını. E Konya'da ligin ikincisi 20 dakika tabii ki gol arayacak ve tabii ki topa daha fazla sahip olacak. O yüzden Trabzonspor'la ilgili yaptığınız tespit hani ihtiyacı kadar koştu, ihtiyacı kadar oyundu. Evet katılıyorum. Bence Trabzonspor Konyaspor maçında galibiyet hak etti. Galibiyet hak edecek performans gösterdi. 90 dakika genelinde doğruları yaptı. Sadece 70 dakika değil. 90 dakika genelinde doğruları yaptı. Konya karşı 90 dakika oyunu domine edemezsiniz. Edemezsin tabii. Yaklaşık 70 dakika domine etti. 70'ten sonra da skoru korudu. Ben fena bir performans olmadı. 70'ten sonraki performansla fena bir performans olmadığını düşünüyorum. Takım performansının ardından bireysel performanslar gelecek. Şimdi ekranlarınıza en çok mesafe kat eden oyuncular. Burada birinci sırada Çikinyo var. Hazır gelmiş, çok hazır gelmiş. Golünü de attı bu karşılaşmada. En çok koşan oyuncu 12.5 kilometreyle hatta 6 neredeyse 12.6 kilometreyle ve 101 dakika sahada kalarak. Evet. Birincisi oldu haftanın Adana Demirspor'dan Jonas Svensson 12.3 ile ikinci sırada. Berkan Kutlu Galatasaray'dan 12.2 ve iki Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa. Üçüncü ve dördüncü. Özür dilerim dördüncü ve 5. sıralılar. Siopis de yine her zaman buraların oyuncusu olarak 12 kilometreyle yer bulmuş kendisine. Çikinyo'dan Giresunspor'dan başlayalım. Ligin aslında hak, e, hak ettiği puanın bir 5-6 altına alan takımlarından biri. Özellikle ligin belli bir döneminde iyi oyunun karşılığını gol olarak alamadı Giresunspor. Oraya takviyeler yaptı. Chikinio da Santifor arkası rolünde başladı. Hemen ikinci dakikada gol buldu bir Diabate ile çok iyi verkaçla gol buldu. Giresun orta sahasında zaten yetenek enjeksiyonu gerekiyordu. Çok koşucu yürekli oyuncular ama kaliteli oyuncu gerekiyordu. Chikinio o anlamda doğru gibi görünüyor. Yani ilk 90 dakikasında iyi izlenim verdi. bunun yanında haftanın en çok koşan oyuncu olması, oyuncusu olması hem Chikinio için Giresunspor için iyi haber hem de bizim için sorgulanması gereken bir detay çünkü. Portekiz liginden düzenli oynamayan bir oyuncu geliyor, ligin en çok koşan oyuncusu oluyor. Bu ligler arasındaki fiziksel farkı da gösteren bir detay aynı zamanda yine Portekiz liginden oynamadığı halde yeni gelen César de. birazdan göreceğiz. Birazdan göreceğiz. Rizespor'un fiziksel olarak en iyi değerlerine ulaşıyor, evet. en iyi seslerine ulaşıyor, ulaşıyor. Bu da bizim ligin Portekiz ligi ile arasındaki fiziksel farkı işaret eden bir detay şüphesiz ki. Adana Demirspor sabek Svensson sezonun en istikrarlı oyuncularından bir tanesi. En güvenilir sabek performanslarından birini gösteriyor. Orada olması doğal. Sosa 36 yaşında orada olması tabii yine sorgulanması gereken bir detay. Çünkü Gustavo oynarsa Gustavo'yu orada görüyoruz. Hamşik oynarsa Hamşik'i orada görüyoruz. Şimdi Sosa da girmiş. Alışık değiliz ama orada Sosa'yı evet. görmeye. Sosa da girmiş. 35-36 yaşın adamlar bunlar. 20'lik Çocuklardan daha fazla mesafe kat ediyorlar. Yani belli ki kendilerine daha iyi bakıyorlar. Daha iyi antrenman yapıyorlar. Sosa, Gustavo, Marek Hamsik. Oralardalar hep. Yani bizim genç oyuncuların kendilerini sorgulaması gereken bir istatistik yine bu. Bakıyorsun ilk altta dört tanesi yabancı zaten. Bir i̇statistiğe girenler. Berkan da hep orada olan oyunculardan biri. Her zaman kendini hazırlıyor. Her zaman çok koşuyor ama tabii bu hafta başlayacağını düşünmüyorum Berkan Taylan'ın. Bu hafta büyük ihtimalle radikal değişikler yapacak. Göztepe deplasmanında. De Torrent evet başlayacağını düşünmüyorum. En azından birinden feragat edecek kesin de ikisinden de feragat edebilir. Çünkü koşmak yetmiyor yani bir büyük takım için. Orta sahada pas kalitesinin, oyun kalitesinin yüksek olması lazım. Ve Torrent'in istediği oyun Berkan Taylan'la pek oynanabilir görünmüyor. Ama her zaman Berkan iyi bir profesyonel. Taylan da öyle. Asla profesyonelliklerine çabalarına, azimlerine zaten söylenecek bir şey yok ama büyük takımların daha fazlasına ihtiyacı var. Profesyonellik, çaba, azim yetmiyor. Kalite de lazım. Özel topa sahip oluyorsanız oyun domine etmeniz de lazım. Berkan Taylan'la da bu olmuyor. Haftanın enleri geliyor değerli izleyenler. Ekranlarınızı az önce Uğur Meyke'nin söylediği gibi. Ee, sırayla gidelim. En çok şut çeken oyuncu Galatasaray'ın yeni transferi yani e, yeni tabii tekrar geldiği için. bir Bigomis 7 şutla birinci sırada. Rakip cezasında en çok topla buluşan oyuncu şaşırtmamıştır. Ener Valencia 11 ile. İşte... Uğur Meleke'nin altını çizdiği konu. En çok ikili mücadele kazanan oyuncu Jetson Fernandez 30 ikili mücadelenin 20'sini kazandı. Ve en çok faul yapılan oyuncu yine Jetson Fernandez oldu. 8 faul yapıldı sadece tek bir oyuncuya. En çok topla buluşan oyuncuysa Kayser'a oldu. Medipol Başakşehir'den 113 kez ile. Yani hem en çok ikili mücadele kazanan oyuncu hem de en çok faul yapılan oyuncu. Bu bize bir şey söylüyor herhalde değil mi? Kesinlikle. Şimdi... Ee... Jetson Fernandes'in tabii ki kalitesini ve CV'sini biliyoruz ama Rize Spor'a giderken muhtemelen kamuoyunun kafasında şöyle bir soru işareti vardı. Hani ne kadar adapte olacak? Bu yarım sezonu ne kadar istekli, ne kadar tutkulu geçirecek? O konuda şu ana kadar sınavı geçti. Yüzde yüzünü veriyor, yüzde yüzünü bırakıyor sahaya. Jetson Fernandes. Gelecek sezon içinde Beşiktaş'ta anlaştığını biliyoruz. Yaşı da 23. Bir zamanlar Portekiz Milik'ten çıkmış büyük bir potansiyeldi. Şu anda Rize'de gösterdiği performans, futbolu hala sevdiğini, istediğini 2022 Dünya Kadro, Dünya Kupası kadrosunda olma hayali kurduğunu gösterir. Bu önemli, bu tarz oyuncular için. Milli takımda bir ara olmuş, ondan sonra yerini kaybetmiş ama tekrar olma umudu olan oyuncular transferde onlara yönelmek lazım. Çünkü önünde kışın 2022 kışında bir yıldan az bir süre kaldı yani 8-9 ay sonra Dünya Kupası var. Dünya Kupası motivasyonuyla muhtemelen performansları yukarı çıkacaktır. Jetson'a tebrikler hangi formayı giyiyorsa giysin %100'ünü verdiği için. Başka %100'ünü veren bir oyuncu da Gomis. Zaten 60'larda çıktığı için eleştirildi. Çünkü o dakikaya kadar oyunun anahtar oyunu söylüyor. Galatasaray'ın her ucumunda bir pivot center for performansının yanı sıra oyun kurucu santrfor performansla göstermişti. Pas trafiğine katıldı, sakladı, taşıdı. Öne gitti, tamamlamaya çalıştı. Tek eksiği goldü o çıkınca Galatasaray bu arada 30 dakika oyunu rakip yaranla yığdı. Birçok da pozisyon buldu ama şöyle bir soru işareti geliyor akla. Mustafa Muhammed'i sokmak için Gomis'i çıkarmak şart mıydı? Hani çift santrifor oynamaz mıydı acaba o bölüm? Galatasaray'ın son bölümde oyunu bayağı rakip bir alanına yadı. Rakip ceza alanında 43 topla buluşma istatistiği yakaladı. Fantastik bir istatistik yakaladı. Gomis sağda olsa acaba gol şansı daha fazla olur muydu ki? ilk maçında 7 şut her yerde var. Tahminimiz doğruydu çünkü iyi profesyonel Gomis. Hazır geleceğini tahmin ediyorduk. Hazır gelmiş. Bunu ispat etti. Büyük ihtimalle katkı yapacak. Valencia'nın rakip ceza sahasında 11 kez topla buluşması değerli. Çünkü geçen sezon özellikle Emre Berezoğlu döneminde çok yukarı çekmişti performansını. Ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına katılmasında anahtar rol oynamıştı. Bu sezonda çok iyi açtı. Bir hat yaptı Avrupa'da. Oynadığı her maçta baş roldeydi. E sonra sakatlık geçirdi. Sakatlıktan aynı seviyede dönemedi. Bazen bazı oyuncular fiziksel değil mental olarak da gerilebiliyor. Müsabaka ritmi açısından da gerilebiliyor. Mesela Çikaldağun'un da o seviyede dönememesi. yani Bir spor olarak Valencia'nın Çikaldağun'un bu ligin iyi oyuncuları o seviyede dönememeleri üzücü. Çünkü ligin iyi oyuncuları aynı seviyede dönmesini bekliyorsun. Valencia'nın tekrar gol atması mesela golden sonra dikkat edersen sevinmedi. Yani aşırı bir gol sevinci jest mimik ortaya koymadı. Niye biliyor musun? Kendiyle ilgili kafasında problem var. Atamadı, atamıyor peş peşe, goller kaçıyor, hissettiğini yapamıyor. Attıktan sonra içinden muhtemelen ki nihayet. Yani ben bunları yapabiliyorum, nihayet yaptım dedi. Muhtemelen kafasında çok şey vardı. Yani psikolojide e, negatif transfer denen e, yapamadıkları ket vuruyordu, etkiliyordu onu negatif anlamda. Onu çözmüş olabilir Valencia bu maç performansıyla çünkü bir gol, bir de penaltı yaptırdı. Dolayısıyla performansı yukarı doğru çıkabilir. Haftanın enlerine devam edeceğiz. Bu kez takım bazında. Az önce Buffet'in bir gombisinin oyuncu olarak en çok şut atan oyuncu olduğunu söylemiştik. Pardon, penaltı, penaltı değil de kırmızı kart kazandı. Kırmızı kart kazandı. Özür dilerim, düzeltiyorum. En çok isabetli şut çeken takım Galatasaray en çok korner kullanan takım Kasımpaşa Galatasaray maçında Kasımpaşa oldu. İsabetli 25. haftanın isabetli pas yüzdesi en yüksek takımı %87 ile Fraport Avantalya Spor oldu ve en çok offside'e e düşen takım. Hakikaten dün de siz birkaç pozisyon getirmiştiniz ekrana. Beşiktaş 8 kez offside'e e düştü Adana Demirspor karşısında ki hakikaten fazlaydı diyebiliriz herhalde. En çok faul yapan takım ise 23 faulle Altay oldu. Şimdi Batruay'ı bir büyük takım oyuncusu. Her zaman öyleydi. Kariyeri boyunca büyük takımlar oynadı ve büyük hedeflere koştu. Ee, büyük takımların tabii gömülü savunmalara karşı oynamasına alışığız. Ama Adana Demir Spor e, belki konvansiyonel büyük değil ama oynadığı futbol büyük. Dolayısıyla savunmayı öne çıkarıyor. Savunmayı öne çıkaran takımlara karşı da Batruay'ı sezon boyunca bunu yaşadı. Niye ise bir dikkat eksikliği yaşıyor. Yani çünkü dün iki tane offside ne verdik? iki tane düştü offside. Son oyuncuya yüz dönük bakıyor. Çok kolay bir şekilde uzun süre offside'de kalıyor saniyelerce ve sonunda da o bayrak çok doğal bir şekilde kalkıyor. Sen çıplak gözle görüyorsun Batu Şahin'in offside'de. Ve oldu. topu istiyor. Offside'deyken i̇stiyor. istiyor. İstiyor. Bir tanesi bu işte. Bak gördünüz mü? At bana evet. diyor. Ve yüzü dönük olan oyuncu savunmadaki son adam elini kaldıran. O da biliyor offside olduğunu. Ona yüzü dönük bak Batu Şahin'in. Bir pozisyon daha vardı ya arkadaşlar. O da çok barizdi. Onu da verebilirsiniz dilerseniz. <laughs> Öbürü yok. Öyle mi? Onu evet. da dün geç vermiştik. Evet. E, dolayısıyla 8 offside tabii yüksek olmaması gerekir. Beşiktaş'ın evet. hücum sürekliliğini baltalıyor çünkü. Bu kadar çok offside'de kalması. Özellikle Batu Şah'ı başta olmaması. E, Hücumu bitirememiş oluyorsun. Voleybol tabiriyle topu öldürememiş oluyorsun. Hızlı bir şeyle ilerideyken Eksik kalıyorsun. Daha fazla geriye koşman gerekiyor. Dünya kadar handikapı var. O iş artık Demir'de hiç kimse... hücum ediyor topa sahip olunca. Adana Demirspor'da hiç kimse durayım bekleyeyim derdinde değildi. Aynen öyle. Devamlı yükleneyim, devamlı hızlı gideyim, devamlı yükleneyim diye oynadı. Adana Demirspor kaç ofsayt düştü acaba Tolga? Bir ara orada bakabilir misin? Adana Demirspor kaç ofsayt? Biz devam edelim. Antalya Spor dün biraz hani yeri gelmedi. Hakkını teslim etmedi. Haftanın en iyi performans gösteren takımlarından biriydi. Her anlamda. Beşiktaş'ın ofsaytlarını yazdım ama Adana Demirspor'un günü yazmadım. Sanki hiç düşmediler mi diye kaldı aklımda ama Tolga söyler şimdi. Tamam. Buyurun, buyurun. Haftanın en iyi performanslarından birini gösterdi Antalyaspor, Demirspor. Canı Göl'den tebrik ederiz. Her istatistikte ilerdi. Domine ettiler. 7 maç üstüde kazanamamışlardı ama yönetimin Nuru Şahin'e olan haklı güveni. Dört performans ben sertişi. tamamen yanlış hatırlıyorum. Demirspor'da 4 kez düşmüş. Şimdi şu yüzden sordum. Beşiktaş da savunma öne çıkarıyor. Top paylaşılan bir maçtı. Yanılmıyorsam %52'ye 48 bitti topa sahip olma. Hani 5-8 Adana Demir 4 ofsaya düşmüş. 5-8 sayısı çok yüksek. Olmaması gerekir. Antalya Spor'da yeni transfer. Orta sahne üstü Fernando. Geçen hafta da altını çizmiştik. İyi oynamıştı. Bu hafta da ağırlığını koydu. Çok önemli oyuncu. Devre arası transferleri Antalya Spor herhalde e, ibresini yukarı doğru çevirecek. Galatasaray Alanya spor maçına göre şüphesiz ki daha iyi oynadı. Ee, ama Alanya Spor'un önde iyi yaptığı o, baskı vardı. Daha iyi oynadı derken organizasyon anlamında söylüyorsunuz değil mi? Oyuncuların... Evet onu nasıl açabiliriz? Çünkü bir önceki maçta da aslında Galatasaray çok eleştirildi ama bir önceki karşılaşmada da Galatasaray yine ne yapmak istediğini göstermeye çalışır. Alanya maçından bahsediyoruz. Alanya maçında. Daha derli toplu bir görüntü içerisindeydi bu hafta yani geride bıraktığımız 25. haftada biraz daha istediklerini sahaya yansıttı. Ancak orta saha sıkıntısı birçok şeyin önüne geçiyor. Şimdi Alanya Spor önde baskıya çok geldi. Önde baskıya organize ve akılcı bir şekilde geldikleri için Galatasaray'ı çok hataya zorladı. Dolayısıyla Penya'ya çok fazla geri oynadı Galatasaray ve hücum planı adeta ana hücum planı Penya'nın Babel'e attığı uzun paslara dönüştü Alanya maçı. Galatasaray-Alanya maçı Torrent'in oynatmak istediği oyun değildi. O yüzden onu çok analiz edemedik. Ama Kayseri öne baskıya gelmedi. Öne baskıya gelmeyince zaten İnyaki Peña neredeyse geri dönmek. Hiç oynamadılar. İnyaki Peña hiç uzun pas atmak durumunda kalmadı. Galatasaray ikinci bölgeye yürüyerek geçti. Maçın da büyük bölümünü zaten ikinci üçüncü bölge arasında oynadı. Şimdi çok... öyle olunca da Hı. Galatasaray daha iyi göründü. Alanya maçına göre daha fazla önde oynuyor göründü. Daha iyi göründü derken istediğini sahaya yansıtıyor anlamında. Hocanın kafasında ne varı görürüz anlamında mı? Daha Hiç az yok. hatalı anlamda mı? Şu anlamda. Yoksa hiçbiri bir mi? Bir takımı 3. bölgede çok görüyorsan rakip ceza sahasında 43 görev topla buluştuysa iyi oynadı diye yorumluyorsun. Evet. O anlamda. Hücum Ama performansı bunların verimliğe geleceğiz. dönüşmesi anlamında aksaklık var. O da Berkan Taylan. Tamam. Orta sahası sebebiyle. Mesela benzer bir topu Alanya oynadığı zaman Alanya'nın orta sahasında Efkan Novey oynadığı için onlar verimliğe dönüştürüyor. Ama Galatasaray oynadığı zaman Berkan Taylan olduğu için dönüştüremiyor. Adana Demirspor orta sahasında işte Gökhan İstanbul'lu bu yarına son olduğu zaman verimliğe dönüştürüyorlar. Galatasaray dönüştüremiyor. Bir sonraki istatistiğimiz gol krallığı. Değerli izleyenler uzun zamandır Peşiç burada birinci sırada. Son dönemlerde biraz da gol performansımız mı düştü acaba? Yani 25 Neyse. hafta değil mi? 25 evet. haftada en çok atan oyuncunun 12 olması tabii enteresan. Ve Peşiç'in de uzun süre burada bu şeyle birinci kalması sayıyla. Bu o ligde da enteresan yani. Gomis 29 golle inanılmıyorsam. Gol, gol, gol kral gol, oldu değil gol. mi? Yani son... 10 yılda 2-3 kez 30 gol sınırı zorlandı. Şimdi bu performansa giderse yarım gol ortalaması olan biri gol kralı olacak. Demek ki 18-19 gol gol krallığı için yetecek. Belki 20 bile bulunmayacak bu sezon. Neredeyse. Öyle görünüyor. E Karagümrün'ün oyununda bir düşüş var. Pesic 12 golde kaldı uzun zamandır. Umut Bozok, Kasımpaşa'nın oyundaki gelişimle beraber Umut'un da sayısının artması normal ki. Bu hafta. Bir tane golünü de bence yani e, Alanya Spor'un kalecisi şu an dilimin ucunda Alanya yabancı kalecisi. Marafona? Garisi. Marafona inanılmaz çıkarttı evet. direktiminden. Umut Bozuk bir gol daha yazıyordu yani. Marafonun sağına o Alanya'nın çıkarken kaybettiği topta öyle bir şut vurdu ki. Yani ben top giderken kesinlikle gol olacak diye düşündüm. Marafona çok ekstra çıkarttı. Umut'ta 12 olabilirdi. E Trabzonspor çizgisi çok iyi. Gol kralı için şu anda pol pozisyona Cornelius ve Umut çıkmış durumdalar. Çünkü takımları iyi gidiyor. Takımları iyi gittiği sürece ve Umut atmaya devam edeceklerdir. Balotelli de aynı şekilde. Adana Demir de iyi gidiyor. Yani onların OKKA oraya çok hızlı normal. geldi. 9 gol çok hızlı ulaştı ama o da sonrasında bir fren yaptı. Evet ama Keskin şimdi fren yaptı. Pizzi ve Trezeguet'in katılımıyla Aa Pizzi demişken az önce ee, çekiniyor dedik. Jetson Fernandez Fernandez dedik. bir tane Doğru. daha oyuncu Portekiz'den gelen yine hazır. Yine Doğru. bizim ligimizin üstünde bir performansla adam her yere koştu. Onda da yaptı. Golde yaptı. Her pozisyonda, her pozisyonun içinde birden fazla çok, da atabilirdi. Çok iyi transfer yani. Evet, birden fazla da atabilirdi. Ciddi gol pozisyonlarına da girdi. Pizzi de hazır gelmiş. Okakan'ın da sayısını artırabilir Pizzi ve Trezeguet'in gelişi. Çünkü Pizzi'nin esas özelliği atmak değil, attırmak kariyeri boyunca asist özelliği çok ön planda olan bir oyuncudur Pizzi. O da muhtemelen goller attıracaktır. Yani bu durumda Pesiş'ten ziyade Umut, Cornelius, Balotelli ve Okaka bu dörtlü bence gol krallığı için daha şanslılar. Asis krallığına da bakalım. Burada da Matias Vargas birinci sırada dün de konuşmuştuk. Neredeyse ligimizin Erken tabii bunu söylemek için daha 25. haftayı geride bıraktık ama bence şu ana kadar deseler ki hani bir ilk 3 seç ligin en iyi oyuncuları diye bir tanesi yüzde yüz vargası olacak. Eskiden kare yapılırdı. Haftanın en iyi 4 oyuncusu. Yani ya şimdiden da iddialı olacak belki vargası. düz söyledik ama e, hani neredeyse sezonun en iyi oyuncusu diye. Evet. Hani diyelim ki daha az düşürelim iddiayı. Üç oyuncu seçleseler bir tanesi yüzde yüz. Matias Vargas. Diğerlerini belki tartışırız, konuşuruz ama doğru. inanılmaz bir performans sergiliyor takımına katkısı. Bir kare as yapsak gerçekten de. Şimdi Trabzonspor çok fantastik <laughs> performans gösterdi. Tabi i̇şte tabii oraya domine edecek doğal e, tabiatı tabiat gereği. Hani Vişça, Vakayeme, Bakasetas, Cornelius, Hamşik hep sağdaylar oraya. Siyopisi de eklersiniz oraya. Hani istatistikten dolayı onlar avantajlı tamam. diyelim istesten onlara avantajı Dolayısıyla o kareysa iki Trabzonlu falan banko girer sezon sonu. Trabzon'da şampiyon yani bu saydığımız 5 adamdan ikisi girer ama bir Trabzonspor var, bir de bir ligin geri kalanı var dersek Trabzonspor hariç tutalım. Çünkü Trabzonspor fantastik performansı ee, herkesi çok geride bıraktı. Diğerleri liginde evet tepede. Tepedeki oyunculardan biri Vargas. Kesinlikle. Zaten bu hafta vermedik. Gelecek hafta veririz şu gole katkı istatistimiz var ya gol önce topa dokunma asist değil yani toplam asist değil. o evet. hücum içerisinde topa dokunma. Evet, orada ilk 20'de Vargas, Balotelli, Asambolango 3'ü de vardı. Muhtemelen yine orada olacaklardır. Ee, Vargas zaten oraya bir ek yaptı. Yukarıya doğru tırmanıyor. Gradel 9 asiste, o da uzun zamandır e, buralarda Edin Višća, Efe Efecan Karaca 8'er asistleri var. Nova işin Performansı sıklıkla altını çiziyorsunuz zaten. 7 asiste o da bu sırada yer buldu kendisine. Şimdi Gradel, Zaha ve Pepe olan bir milli takımda direkt oynadı Afrika Kupası'nda. Tebrik ederiz ligimizin oyuncusunu. Sonuçta bizim ligin değeri Afrika Kupası'nda en iyi performans gösteren süperlik oyuncularından biriydi. Tebrik ederiz onu. Ligde de aynı performansını sürdürüyor. Novais enteresan orada olması çünkü ön libero oynuyor. Alanya Spor'dan. 6 numara oynuyor. Savunmanın önündeki oyuncu olarak oynuyor. Ha savunmanın önündeki oyuncu yetenekli tercih ediyor. Francesco Farioli. Fenerbahçe Sosa'nın oynadığı gibi. Başka örnek kim verebiliriz? Ee, o pozisyonda işte Pirlo gibi. Mesela Juventus 6 numara Pirlo'yu kullanıyordu. Pogba, Vidal filan takımda varken Pirlo oynuyordu. Derin oyun kurucu. Ön libero tipinde. Alanya Spor'da Novais oynuyor. Novais'in oradan gelip savunmanın önündeki pozisyonundan gelip 7 asist yapması. İşte Alanya bir de son dönemde yaptı bu asistleri evet. hep yani. Son dönemde düzenli oynuyor. Düzenli de oynamıyordu. Gerçi Farioli gelmeden 2-3 hafta önce düzenli oynamaya başladı. Yani Bülent Korkmaz dönemde ama Farioli geldikten sonra hep düzenli oynuyor. Ee, süper bir oyuncu. 7 asist daha fazlasını da yapabilir. Bu hafta şunu da ekleyelim madem Nova Hispanatası'nı açtık. Ee, Efkan'da gol attı. O da diğer orta saha oyuncusu Alanya'nın. Yani Galatasaray'da Berkan Taylan'ın yaptığı asist, gol katkısını düşün. Bir de Alanya'da Novais ve Efkan'dan bahsediyoruz. Novais asist krallığında. Üst sıralarda Efkan da bu hafta yine gol attı. Ee, dolayısıyla tabii böyle bir fark oluşuyor. Alanya'da Galatasaray'daki farkı hani nasıl açıklarsın dersen birçok şey yazabilirsin ama ben ilk sıraya orta saha farkı yazarım. Bir sayfamız daha var. Değerli izleyenler o da bir geride bıraktığımız haftanın en tempolu, en iyi maçlarından bir tanesi. Adana Demirspor Beşiktaş karşılaşması. Vincenzo Montella Türkiye'ye geldikten sonra bunu hep söylüyoruz. Üçüncü haftada takımın başına geçtikten sonra sağladığı katkı gerçekten muazzam. Tebrik edelim hocaya. E, hocayı. Adaptasyonu hızlı bir şekilde adapte olması, oyuncuları tespit edişi ve o oyunculardan maksimum aldığı verimi maksimuma çıkarması anlamında hakikaten takdire şayan bir iş yaptı. 39 puan topladı geldiğinde, geldiğinden itibaren hoca. E, takımı 37 gol attı ki bu performansıyla ikinci sırada Adana Demirspor ve Vincenzo Montella 309 şut attılar kaleye ligimizin en fazla şut atan oyuncusu Mario Balotelli. Evet. Donesinden harekette. takım da 309 şutla 3. Ligin en çok şut atan 3. takımı. İsabetli şutlarda da attıkları şutları da karavana atmamışlar. 3'te 1'ini isabete çevirerek yine 3. sırayı almışlar. Pas isabet oranı %80 ile oynuyorlar ortalama. 11. sıradalar bu konuda. İkili mücadele %51 ile 10. sıradalar. Topa sahip olmak konusunda da %45.1 ile 16. sırada Vincenzo Montelli olacak. Şimdi Adana Demir Spor bu hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerli tanımına uyan, öyle diyeyim 5 oyuncu ile oynadı ilk 11'de. 3 tane mecburiyetiniz var. 5 oyuncu ile oynadı. Doğru. Alanyaspor Spor 7 oyuncuyla oynadı. İlk 11'de 7 yerliyle oynadı. Niye ikisini söyledim? Hocaları yabancı olduğu için söyledim. Farioli ve Vincenzo Montella iki yabancı hoca. Otomatik olarak yabancıları değil. Evet. Yerli oyuncuları tercih ediyor. Ve Türkiye milli takımına en fazla kaynağı sağlayacak hocalar gibi görünüyor. Alanya Spor bir de Türkiye Kupası yorgunluğu da olduğu için muhtemelen Farioli. Sağ bekte Kayra'yı oynattı. 2003 doğumlu yanılmıyorsam. Sol bekte Ahmet Gülay oynattı bir başka genç oyuncu. Stoperde zaten geçen hafta da oynattı. Furkan Fatih devam ediyor. Ön tarafta Oğuz'u oynattı yine Türkiye Kupası'nda parlayan, ligde dağıtmaya başlayan genç oyuncu toplam. 7 tane Türk oyuncuyu kullandı. Francesco Farioli ve Kasımpaşa'ya karşı iyi de futbol oynadılar. Ligin iyi takımlarından birinden 2-2'lik skorla döndüler. Şöyle özetleyeyim. Futbolcunun yerlisi yabancısı yok tek direktörün de yerlisi yabancısı yok. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ama e, Türkiye'de Süper Lig'de bir ara şöyle bir kakafonu yaratıldı. Yabancı hoca sokmamaya başladılar sisteme. İşte ligi tanımıyor. İşte yabancılara ekstra şans verdiniz. Yerli hocanın hakkını yediniz diye bir lakırdı. Niye ise televizyonlarda işsiz tek direktörler tarafından bir şaya yaratıldı. Halbuki ligde zaten 4 tane mi yabancı tek direktör var. Şu an. 20 takımın Doğru. 4 yabancılar sanki 14 yabancılar tarafından çalıştırılıyormuş gibi böyle bir kakafonu yarattılar. Zaten 4 tane yabancı var. 3 tanesi de harika. Montella, Faruyoli ve Nestor çok iyi gidiyorlar. Oynattıkları futbol tempo, koşu mesafeleri yerli oyunculara şans verme. Gayet iyi gidiyorlar. Böyle bir gürültü yarattılar. Yani dolayısıyla lütfen ne yabancılar lehine bir ayrımcılık ne yerler lehine bir ayrımcılık. İyi tek de, direktör seçerken de evet. İyi mi kötü mü? O, bu evet, ayrım tek olsun yani? Evet yerlisi yabancısı yok. İyisi kötüsü var. Gelişimi açık mı? Türk futbolu sadece Türk teknik adamlara bırakılmayacak kadar değerli. <laughs> Türk futbolu ya da şöyle diyeyim. Türk de iyiyse Türk çalıştıracak tabii ki. Elbette. Ama Türk futbolu televizyondaki işsiz Türk tek direktör çetesine bırakılmayacak kadar değerli. Bunun farkına varmak lazım. İyi tek direktörlerle çalışın. Yerli ya da yabancı bak. İşte çalışanlar çalışıyor zaten. Evet. Francesco Farioli bak 7 Türk oynattı. 7 Türk. 5 tanesi 22-23 yaş altı oynattı Türklerin. 6 tanesi galiba. Başarılı Beşleri olan altı Türk teknik direktörler takımlarının başında. Hangi yerli tek direktör yaptı bunu bu sezon? Hangi maçta hangi yerli tek direktör yaptı? Bana söylesin. Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Furkan, Kayra, Oğuz, Emirhan, bu çocukları oynatma cesaretini hangi yerli tek direktör gösterdi? Bu çocukları, bu gençleri oynatma cesaretini Francesco Fariello gösterdi. 23 yaş altı, 6 oyuncu ilk 11'de. Var mı? Bir tane varsa söylesinler bana. Bir tane yerli tek direktör, süperlikte bir maça 23 yaş altı, 6 yerliyle çıktı mı? Varsa düzeltelim. O zaman ekleyecek bir şeyiniz var mı diye soracağım. Çünkü bir araya gideceğiz. Ardından da Fenerbahçe ile devam edeceğiz. İstatistiklerimizi bitirdik. Lütfen. O zaman değerli izleyenler. Bir aramız var şimdi. Aranın ardından da Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Foto Maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. Başlığımız ise o kupayı alabiliriz. İsmail Kartal öğrencilerine konferans ligini işaret etti. Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerini kaybeden Kanarya'da yeni rota Avrupa. İsmail Kartal camiaya olan borçlarını burada ödeyebileceklerini düşünüyor. Öğrencilerine şu ifadeleri kullandı. Burası Fenerbahçe, bu formayı giymek çok özeldir. Bu sene taraflarımızı çok üzdük. Şimdi onlardan özür dilemek için elimizde çok iyi bir fırsat var. Konferans Ligi'nde geriye kalan takımlara bakıldığında bu kupayı müzemize götürebiliriz. En az onlar kadar kaliteli bir kadroya sahibiz. Tek eksiğimiz özgüven. Bu konuyu aşabilirsek ben kupayı alabileceğimize inanıyorum. Sizler de inanın, bu formanın hakkını verin. En ciddi rakipleri PSV, Leicester ve Marsilya demiş gazete. Kanarya'nın rakibi Slavia Prag ciddi kan kaybı yaşıyor. Takımın en golcüsü Kucha satıldı. Takımın asist lideri Stan, satıldı. Takımın kaptanı Solbek Boril sakat. 5 gol atan Sabek Bah bu maç cezalı. Teknik direktör Tripovski ve orta sahanın sağındaki Masopust sağlık problemleri nedeniyle İstanbul kafilesinde yok. ...hakikaten omurgasından önemli oyuncularının olmadığını bah en başta olmak üzere. Çünkü aynı zamanda en çok forma giyen oyunculardan bir tanesi sezon başından bu yana sağ beki Sağ açıkta da oynuyor ve asiste de yani sadece savunmayı değil hücum yönünde de en çok katkı sağlayan oyunculardan bir tanesi. Doğru Kuşan'ın gitmiş olması da önemli en golcü oyuncusu ancak tek bir oyuncu çekmiyor takımın gol yükünü. Ligin en çok gol atan oyuncusu. Bir şeyimiz daha var, bir sayfamız daha var. Onu da okuyalım. Zaten daha geniş bir şekilde yarın istatistiklerle, sayfalarla, grafiklerle değerlendireceğiz. Yarın akşam oynanacak maçı. Sabah gazetesine gidelim. Sabah gazetesi Fenerbahçe'nin konferans liginde yarın karşılaşacağı Slavia Prag'ı analiz etti demiş gazete. Çek temsilcisi bu sezon Avrupa kupalarında dış sahada oynadığı maçlarda galip gelemedi. Dört yenilgi bir de beraberlik aldı. Kanarya Kadıköy'de bunu avantaja çevirip rövanşa rahat gitmeli. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ferenc yenildi. Avrupa Ligi elemesinde Lejia Varşova'ya elendi. Diğer üçü konferans liginde Feyenoord Makabi Haifa'ya yenildi. Union Berlin'le berabere kaldı. Ve toplamda 5 maçta 4 yenilgi 1 beraberlik aldı. konferans liginde 8 puan toplayarak 2. sırada tamamladı. Feyenoord'un ardından grubunu Slavia Prag onu da belirtelim. Teknik direktörleri İstanbul'a gelmedi. Teknik direktör Tripovski ile orta saha Masopus sağlık sorunları nedeniyle kafilede yer almadı. Ee, takımın en golcü oyunculardan 23 yaşındaki Andre Ling dikkat edilmesi gereken oyuncuların başında geliyor. Çok yönlü bir oyuncu kanatta da 10 e, numarada da oynayabiliyor. Olayınka 24 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilerken sürati ve dripling özelliğiyle fark yaratıyor demiş gazete. Ee, dediğim gibi yarın daha geniş konuşacağız ama kabaca şöyle söyleyebiliriz. Gol yükünün tek bir oyuncuya... Yüklendiği bir takım gol yükünü tek bir oyuncunun çektiği bir takım değil Slavia farklı oyunculardan gol katkısı alabiliyor zaten liginin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı şu anda Slavia onun ötesinde oyuncuların birçoğu omurga diyebileceğimiz birçoğu Joker oyuncu gibi farklı farklı bölgelerde de görev alabiliyor çok yönlü oyunculardan kurulu bir omurgasının olduğunu da söyleyebiliriz. Ama güç konusunda bakacak olursanız, evet kendi liginde lider ama Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi elemelerinde ve Konferans Ligi'nde öyle çok parlak bir performans sergilediğini söylemek de doğru olmaz. Çünkü önemli oyuncular kaybettiler. Sezon başında da yani Stanchio ve Kuruç'ta devre arası. Sezon başında da Abdallah Sima ve Zima'yı da kaybettiler. Geçen sezon... Avrupa Kupalarına gösterdikleri fantastik performanslar. Son dönemde oynamamalarının sebebi de buydu herhalde değil mi? Çok ön plana çıkmışlardı evet. bu oyuncular. Önceki sezonda e, Suçek ve Kufal'i kaybetmişlerdi zaten. Yani bu kadar kilit oyuncularını süratli bir şekilde İngiltere'ye, İtalya'ya, Rusya'ya, özellikle Rusya'ya çok ilgisini çekiyor. Slavia takımı gidince çok doğaldır ki tabi ciddi bir kalite kaybı yaşadılar. Şu anda artık Sandford Tessel oynuyor. Link 10 numara, golcü bir oyuncu. Ee, sol açıkları olayın kadar etkili bir oyuncu. Ama Tirpik de İstanbul'a gelememiş olması kritik. Çünkü bu takımın e, beyni o. Yaratan o. Çok değerli bir tek direktör. Muhtemelen zaten 45 yaşında daha teknik direktör için genç sayılabilecek bir yaşta. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda onu Avrupa'nın 5 büyük liginde de göreceğiz. Hatta keşke Süper Lig'e gelseydi. Biraz daha erken çünkü hareket edilseydi. Slavia geçen sezon özellikle parlamadan o Arsenal'la eşleşmesi de falan tabi çok dünyanın dikkatini çekti. Oraya kadar gelmeden Süper Ligi keşke gelseydi, keşfedilebilseydi, getirilebilseydi. Tripsovski'nin olmaması da tabii avantaj Fenerbahçe için. Bir de İsmail Kartal'ın bu şekildeyse bakış açısı UEFA konferansına çok sevindim. Bir Türk sporsu olarak. Çünkü Pereira daha önce hatırlayın. Bizim esas hedefimiz lig. Esas hedefimiz Avrupa değil demişti. Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitirdiklerinde bu açıklamalar da yani beni ziyadesiyle üzüyor takımlarımızın bu şekilde bakması şu anda mücadele eden 16 takım sahaya çıkacak 16 takım içinde Fenerbahçe en değerli 4. takım Leicester, Marsilya, PSV sonra Fenerbahçe yani takım değerlerine bakarsan Fenerbahçe'nin zaten bu turun favorisi ve sonraki turlarda da iyi kurulalar çekerse devam edebilecek bir takım olması lazım kalitesi onu söylüyor umarız öyle olur Slavia Prag için belki şunu da ekleyebiliriz. Kalede ve savunmada ve hatta orta sahada savunmanın önünde istikrarı yakalamış bir takım. Orada çok fazla sıkıntı yaşamadı sezon boyunca. Bir tek bah en önemli parçalardan hem hücumun hem savunmanın en önemli parçalarından bir tanesi olmayacak bu karşılaşmada. Ama savunmada, kalede savunmada ve savunmanın önünde orta sahada istikrarı yakalamış birbirini bilen oyunculardan kurulu bir ekip. Onu da bir not olarak eklemiş olalım. Dediğim gibi yarın e, daha farklı farklı açılardan grafiklerle bu maçı ve Slavia Pragı değerlendireceğiz diyelim. Ve nereye gidiyoruz? E, foto maç gazetesine. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Uğur be, Beşiktaş'a geçeceğim çünkü. Hadi. Beşiktaş efendim geliyor ekranlarınızda foto maç gazetesi. Demiş ki Kartal inişe geçti. Beşiktaş kan kaybetmeye devam ediyor. Süper Lig'de her hafta bir basamak geriye gidiyor. 22. hafta 5. sıraya çıkan Karakartal 23. haftada 6. 6. 24. haftada 7. 25. haftanın sonunda ise 8. sırada yer buldu. Siyah beyazlılar dış sahada son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladı. 13 deplasmanda sadece 2 galibiyet alabildi. Batşuay ve Larin kayıplarda diyor takımda. Karaveli, Önder Karaveli eleştiriliyor. Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli eleştirilerin hedefindeki 3 ismin en başındaki olarak geliyor. Göreve başladıktan sonra siyah beyazlıların kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupayı da kazanan Önder Karabeli, Antalya Spor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görülüyor. Ben demin yanlış bir şey mi okudum? Önder Karabeli eleştirilerin hedefindeki 3 ismin başında geliyor diyor. Ya yani Batu Şahillerinin onlar değil mi? Onları kastediyor galiba. Evet. Üzerinde Karabeli'yi bir numaraya koymuş. Sadece herhalde Beşiktaş'ın hücum hattındaki bitiriciliği değil de Son haftalarda özellikle dün şunu söylemiştik ya da önceki gün müydü acaba Önder Hoca göreve geldikten sonra kendisi ilan edildikten sonra sanki Beşiktaş'ta bir aşağıya doğru gidiş başladı diye ben ha, e, öyle bir tespit yapmıştım evet. e, Öyle bir gözlem. prezentasyondan sonra prezentasyondan sonra sanki ondan sonra hocanın kafası biraz karıştı diye sadece takım değil hocanın tercihleri de aynı şekilde aynı hareket ediyor yönde hareket ediyor. Oyuncu değişikliklerinden evet. tutun oyuncu tercihlerine Üçlü başlaması olmaması vesaire dörtlü şu bu biraz bir kafa karışıklığı var ve bu takıma da e, yansıyor galiba. Dört ana başlık var bence burada. Bir fiziksel olarak ligin kötülerinden biri Beşiktaş. Sergen Yalçın döneminde de öyleydi, Karavel döneminde de öyle. Zaten dün de vermiştik bu üsesi son 15 dakikalarda ligin en, en, çok... en çok gol yiyen iki takımından biri 12 gol yemişler. Altı gol atıp 12 gol yemişler son 15 dakikalarda ki zaten bu sonucu belirleyen bölüm birçok maçın sonlarını iyi oynayamadılar. Adana Demir maçının da sonunu iyi oynayamadıkları gibi. 2 119'a 111 Adana Demir Beşiktaş koşu mesafesi istatistiği. Neredeyse bir oyuncu fark. 8 kilometre fark çok ciddi bir fark yani. 12'ye 11 oynamışsın gibi. Beşiktaş kat edilen mesafe istatistiğine gösteriyor fiziksel olarak geride olduğunu. Artık sezon başı Sergen Yalçın 35 gün açıklanmaması, sezon başı kampı belki olması gerekenden biraz kısa yapılması etkenlerden biri olabilir. Beşiktaş'ın bugün hala fiziksel olarak e, seviyesini artıramamasında. Üç, e, savunmada aslında istatistikler kötü değil ama bir istikrar sağlayamadı. Karaveli geldiğinden beri ideal stoperlerini bulamadı. Vida genelde as ama bazen Vida'nın Aa, tamam ana, as partneri galiba Montero diyorsun. Sonra öbür hafta bakıyorsun Montero kulübede. Aa, galiba Wellington diyorsun. İyi oynuyor Wellington. Evet. Öbür hafta bakıyorsun Wellington kulübede. Bir sonraki hafta bakıyorsun üçlüye dönüyor savunmada. Sonra bakıyorsun dörtlüye dönüyor. E şeyde istikrar lazım. Savunma göbeği. Savunma göbeği çünkü partnerine bağımlı bir pozisyon. Ee, özellikle mesela duran top savunmasına korkunç boşluk veriyor ki bir golü oradan yediler. Sayılmayan gol. Son 90 artı 5'te iptal edilen gol de yine bir duran topun devamıydı. Çok rahat vurdurdukları bir pozisyondu. Dördüncü ve son detayda evet oyuncu değişikliği yani teknik direktörün nosyonu. Önder Karaveli iyi insan. Gençlerin gelişiminde çok önemli katkısı var. İyi hatip, kendini iyi ifade ediyor. İyi sporcu, iyi spor adamı, iyi profesyonel. Bunlarda şüphe yok. Belli ki çalışkan, özverili. Ama teknik direktör nosyonu bunların ibaret değil. Oyunu okumak 90 dakika süresince doğru müdahaleleri yapmak da çok önemli. Çünkü bütün bir hafta çalışıyorsunuz ama racon o 90 dakikada kesiliyor. O 90 dakika içinde verdiğiniz kararlar 7 günlük performansınızı çöpe atabilir ya da baş tacı yapabilir. Önder Karaveli bu maçta orta sahada çok geride kalmışken Beşiktaş, fiziksel olarak ezilmişken 60. dakika 60. dakikalar civarında Emirhan'ı sokması kenarda can varken mesela oyunu sanki okumayla ilgili bir eksiklik gibi göze çarptı. Hani bir saygısızlık etmek istemiyorum Önder Hoca'ya ama Sonuçta bizim işimizde tenkit. Münekkitlerin işi bu. Birincisi o. ikincisi 5 dakika sonra sakatlık yaşanıyor. Kerem'i değiştirmek zorunda kalıyor. Necip bir çekiyor. çekiyor, Yine orta sağa sokacak. Yine can değil Mehmet giriyor. Yine orada da yani ikinci fırsatı değerlendiremiyor. Orta sahada Beşiktaş düşmeye 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 devam ediyor. Ve bakıyorsun Larin kaybolmuşken özellikle son yarım saatte Larin evet. çıkmıyor. Evet. 90 artı 2'de ancak güven giriyor. O da gezer sakatlanınca giriyor yani oyuncu değişiklikleri konusunda da Önder Kara ve teknik adamlık nosyonu konusunda da zafiyet gösteriyor. Kazanırken nasıl aldığı övgüler haklıysa şu anda aldığı eleştiriler haklı. Fotomaç gazetemiz miydi? Yani yaptıkları tahliller bende katılıyor. Kartal'ın işe geçti evet. Bende katılıyorum. Peki bir sayfamız daha var Beşiktaş'tan. Güneş kararı sezon sonu demiş gazete. Yeni sezon için Şenol Güneş'le her konuda anlaştığı ileri sürülen Beşiktaş'ın henüz kesin bir karara varmadığı öğrenildi. Aceleci davranmayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin kendisine sunulacak yerli ve yabancı adaylar arasından tercih yapacağı bildirildi. Hatırlayacaksınız Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak Sürpriz açıklamalarla Şenol Güneş'le ilgili iddiaları güçlendirdi. Murat Sancak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi'nin gelecek sezon için Şenol Güneş'le kesin anlaşma sağladığını iddia etmişti. Sergen Yalçın'ın istifası üzerine göreve getirilen Önder Karaveli'ye sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalatan siyah-beyazlı yönetimin yeni teknik direktör konusunda henüz kesin bir karara varmadığı bildirildi. Şenol Güneş'in güçlü adaylardan biri olduğu ancak Başkan Çebi veya yönetim kurulunun bu yönde bir adım atmadığı kaydedildi. Siyah beyazı kulüpten sızan bilgilere göre yeni teknik direktör yerli de olabilir, yabancı da. Futbola bakan profesyonellerin yeni teknik adam için kapsamlı bir çalışma yürüttükleri öğrenildi. Transferde ilk adımı Getson Fernandez'da atan siyah beyazıların geniş bir liste hazırladıkları ve scout çalışmalarının da devam ettiği vurgulandı. Şuradan bakayım başka bir detayı var mı? Çebi'nin daha önce Ahmet Nur Çebi'nin daha önce birlikte çalıştığı Şenol Güneş'i veya profesyonel kadronun önereceği bir yabancı teknik adamı seçebileceği savunuldu. oldu. E başka da bir opsiyon yok mu zaten. Josep de Souza ve Rozier dönüyor. Süper Lig'in 26. haftasında. Cumartesi günü Vodafone Park'ta Altay'ı konuk edecek olan Beşiktaş ara vermeden hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar teknik direktör Önder Karabeli yönetimindeki antrenmanda ısınma ve istasyon koşullarından sonra pas çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları yüzünden Adana Demirspor maçını kaçıran Josef de Souza ve Rozier'in büyük ölçüde iyileştikleri ve Altay'a karşı takımdaki yerlerini alabilecekleri öğrenildi. Diğer taraftan sakatlanarak Adana Demirspor maçında çıkan Rıdvan ve Kerem'in kontrolleri varmış. Ee, Rıdvan'ın sağ arka adelesinde Kerem'in ise kasığında zorlanma tespit edilmiş. Tedavilerine başlanan oyuncuların cumartesi günü altı ayla oynanacak maça yetiştirilmeye çalışıldığı aktarıldı. Teknik direktör seçiminden başlayalım. Son dönemde Süper Lig'de tek direktörlük kurumunun bir miktar değersizleşmesini tabii endişeyle izliyoruz. Ee, Şu anlamda diyorsunuz evet. değil mi? Futbolculara dünyanın Nuri parası... Harcanır. futbolcuyken teknik sorumlu yapılması. Sonra Adem Büyük takip etti bunu. Şimdi de sakatlanmış Adem Büyük. Ve tedavi için Sırbistan'a gitmiş. Teknik sorumlu. Adresine galiba yırtık varmış. Çok geçmiş olsun ama. Geçmiş olsun. Bunun Malatya Sporu Adem Büyük teknik sorumlu olarak seçmenin bir handikapı olacağını burada dile getirmiştim Natizan. Demiştim ki Adem sizin en iyi oyuncularınızdan biri. Adem'in yerine bir replikanız olmadığı için oyuncu Adem'i kaybetmek de çok büyük risk. Derken zaten sakatlığı varmış. Adem'in çok geçmiş olsun. Futbolcuların teknik sorumlu yapılması. Volkan Demirel'in göreve gelmesi. işte teknik adamlık diploması olmayan birçok tek direktörün, teknik adam deneyim olmayan birçok tek direktörün sezon ortasında göreve gelmesi. Ve üç büyüklerin teknik adam tercihleri. Birinin İsmail Kartal geçici olduğunu söylüyor Ali Koç. Birinin Karabili yeni sezon için arayışta var. Galatasaray Torrent'i getiriyor. Şimdi bir maç daha kaybederse şöyle böyle deniyor. Yani teknik adamlık kurumu sürekli değersizleştiriyor. Sürekli çok fazla oynanıyor orayla ve kalıcı tercihler yapılmıyor. Bu üzücü. Beşiktaş yeni sezon tek direktörünü bu sıralarda belirlerse ben takdir ederim. Trabzonspor'un bu yılki başarısında geçen yıl erken planlamaya başlamasının çok büyük rolü var. Geçen sezonu Abdullah Avcı adeta bir hazırlık sınıfı gibi değerlendirdi. Bu sezonda diploma alıyor geçen sezonki hazırlıkların neticesi olarak. Beşiktaşlar öyle bir hamle yaparsa, Fenerbahçiler öyle bir hamle yaparsa doğrusu takdirle karşılarım. Çünkü e, başarısız hamlelerin ardından ders çıkarıp doğru hamleler yapmaya başlamaları lazım. Futbolculara ve sizin dediğiniz dataya gelin. Futbolcular çok büyük maaşlara dönüyor. Teknik adama gelince ucuz teknik adam evet. arayışına giriyorlar niyeyse. Ya bir futbolcudan felaket geldi, Tek direktör yüksek maaş tek direktör alıyor. Yani tek direktör Kulübün kaderinde çok daha etkili. Beşiktaş... Şaktar Donetsk örneğini hep veririm. Lüçescu gelene kadar Şaktar Donetsk'in tarihi bambaşka. Lüçescu geldikten sonra bambaşka bir tarih yazdı. Dinamo Kiev reputasyonu itibariyle, tarihi itibariyle Ukrayna futbolunun tek lokomotifiydi. Şaktar 11 yılda 8 şampiyonluk elinden aldı Dinamo Kiev'in. Şimdi Lüçescu Dinamo Kiev'e geçti. Tarihi değiştiriyor tekrar bir tek direktör bir kulübün hikayesini değiştirdi. Halbuki o kulübün başında çok zengin bir başkan var. Dünyanın en zenginlerinden biri Rinat Ahmedov. Yani maddi sorunları da yoktu. Ama bir tek direktör getiriyorsun. Kulübün beyni oluyor ve kulübün hikayesini değiştiriyor. Yani bizim kulüplerimizde teknik adam seçerken Shakhtar Donetsk hikayesine dikkatli bakmaları lazım. Beşiktaş'ın sakatlarının da Rozier ve Josef de Souza dönmesi çünkü hafta sonundaki maçta özellikle çok aradı bu iki oyuncu Beşiktaş yine siyah beyazlar adına iyi bir haber diye değerlendirebiliriz. Var mı Uğur Bey eklemek istediğiniz? Özellikle orta sahada çok aradılar Josef'i. Yani orta sahada topu kullanma konusunda da fiziksel direnç konusunda da ikili mücadele kazanma esnesi konusunda da, dakikalar geçtikçe Adana Demirspor vitesi artırdı. Adana Demirspor tek Montel'in 65'te yaptığı 2 değiştik. Djokovic'le Belhanda'yı sokarak orta sahada biraz daha direnci, dinamizmi artırdı. Beşiktaş Önder Karaveli hem kulübesi zayıf olduğu için hem de değişiklikler konusunda bence doğru kararlar veremediği için orta sahayı tamamen kaybetti. Vincenzo Montella dolayısıyla Josef'in dönüşü tabii Beşiktaş'ın çok iyi haber. Değerli izleyenler bir aramız daha var. Aran'ın ardından da bu kez Galatasaray'la devam edeceğiz. Posta gazetesiyle başlayacağız bu bölüme. Başlığımız Torrent'ten radikal değişim şeklinde. Galatasaray'ın İspanyol hocası kötü gidişata dur demek için Göztepe maçında önemli değişikliklere gidecek. Domenek Toren son haftaların eleştirilen isimleri Taylan, Boy ve Anholt'u yedek kulübesine oturtması bekleniyormuş habere göre. Tecrübeli hoca ilk olarak performansı düşen Taylan Antalyalı. Taylan Antalyalı'yı kulübeye çekecek. Yeni transfer Pulgar'ı Kayseri Spor önünde yedek oturtmuştu. Yönetimden bazı isimlerin bu duruma 200 bin dolara özel uçakla getirdiğimiz Pulgar neden görev almıyor tepkisini göstermişti. Pulgar Göztepe maçında ilk 11'de olacak. Kötü performansları süren Boyi ve Anholt'un yerine Omar ve Ömer Bayram ikilisi görev yapacak. Formsuz olan Babel'in yerine ise Emre Kılınç şans bulacak. Torrent değişimlerle takıma yeni bir hava katmayı planlıyor. Emre Kılıncı'nın geçen hafta oynamamasının sebebi zaten Emre Kılıncı'nın maç öncesinde rahatsızlanmasıydı. Yani zaten normal şartlarda Emre Kılıncı'nın oynaması bekleniyordu. Öyleymiş. Galatasaray pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile kritik maçlardan birini oynayacak. Sarı Kırmızılı ekipte yeni transfer Gomis Kayserispor karşısında ilk maçına ilk 11'de çıkmıştı. Maç eksiği olduğu gözlenen Gomis'in Göztepe karşısında yedek olması bekleniyor. İlk 11'de ise Kayseri karşısında takımın tek golünü atan Mustafa Muhammed'in e, giyeceğini yazmış Posta Gazetesi. Tabii 3 yerli e, sınırı Taylan Berkan ve Kerem'i kullandı. Bu hafta. E, Domenek Torrent. Önümüzdeki hafta Taylan Berkan'dan birini ya da ikisini değiştirmesi bekleniyor ama Taylan Berkan'ın pozisyonunda alternatif olarak yerliler olmadığı için başka pozisyonları domino etkisiyle etkilemiş oluyor. E doğal olarak sol bekte Fananolt yerine Ömer'in beklenmesi zaten sürpriz değil. Dünyanın en kötü saklanan sırrı Fananolt yerine herhalde Ömer'e başlayacaktır. Böylece Taylan Berkan'dan birini değiştirip Pulgar'ı koyma şansı bulacaktır. E diğer bir opsiyon da şüphesiz ki bu maçta da zaten Emre Kılınç maç öncesi hastalık yaşamışsa bile Halil'i başlayabilirdi. Emre Kılınç sağlıklıysa Emre Kılıç'ın başlaması Babel'in pozisyonunda. Eğer o da tercih edilseydi Halil başlasaydı mesela Babel'in yerine orta sahada Pulgar çıkaldı o ikilisi de olabilirdi. Ben öyle olabileceğini düşünüyorum. Taylan Berkan'ın ikisinin birden kulübede oturup sol bekte Ömer açık pozisyonda Emre Kılıç sağ açık pozisyonda Emre Kılıç orta sahada Pulgar çıkaldı o ikilisi olabileceğini Tahmin ediyorum doğrusu. Çünkü bu durumda hani eli biraz daha rahatlar. E, Domenek Torrent'in ön tarafta Feguli, Muhammed yapabilir. Muhammed Gomis yapabilir dilerse. Dilerse yine Feguli, Gomis kullanabilir. Orada iki yabancı kullanma şansı olur. Ön tarafta. Bir diğer sayfa Milliyet Gazetesi'nden Elmas'tan Kampos'a listeni hazırla Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ligde bulundukları zor duruma rağmen yeni sezon için kolları sıvadı. Transferleri son dakikaya bırakmak istemeyen Sarı Kırmızılıların patronu, danışmanı Luis Campos'a bir liste hazırlaması talimatını verdi. Avrupa'da son 16'ya kalmasına karşın Türkiye'de başarısız bir sezon geçiren ve bu nedenle eleştirilen Burak Elmas gelecek yıl benzer bir tabloyla karşılaşmamak için elini çabuk tutuyor. Danışmanı Luis Campos'ta yapılacak takviyelerle ilgili görüşen Başkan Burak Elmas işi son dakikaya bırakmama konusunda kararlı. Trabzonspor'un bu sezonki başarısında erken yapılan transfer hamlelerinin önemini tespit eden Burak Elmas ya Burak Bey ya da herhangi bir başka futbol spor yöneticisi bunun ne kadar önemli olduğunu zaten bilmiyor olması evet. mümkün mü? Yani bunun yeni farkına varmamıştır. Neyse devam edeyim. E, bu nedenle düğmeye erken bastı Burak Elmas. Yeni sezonki kadro için çalışmalara başlayan ve teknik direktör Domenek Toren'in de fikirlerini alan, alan Elmas, Luis Campos'tan bir liste hazırlamasını istedi. Şimdi bu haberde ve daha diğerlerinde hani birkaç gün öncesi hatta düne kadar belki şeye ayrılacak, gönderilecek vesaire diye yazılıp çiziliyordu, iddia ediliyordu. Domenek Toren iddia ediyordu ama bugün itibariyle o haberler biraz biraz değil, bit. yani ben görmedim bugün. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Şimdi bu haberin içinde de diyor ki yeni sezon için Dominic Torrent'in fikirlerini aldı. Anladım. Başkan Burak Elmas. Ya tabii şu anda Galatasaray'ın e, sevimli bir tablo yok. Futbol performansı anlamında 5 maç 2 puan sadece Dominic Torrent doğru ama son 14 maça bakarsan da Galatasaray'ın sadece bir galibiyeti var. Yani Torrent öncesi son 9 maçta da Galatasaray ligde bir galibiyet alabilmiş artı Türkiye kupasında da ikincilik takımı Denizli Spor'a karşı veda etmiş. O süreçler dolayısıyla iyi gitmiyordu işler. Teknik adam değişti yapıldı. Torrent'le de şu anda iyi gitmiyor ama sadece 5 maçlık performansa bak. Domenek Torrent getirdiyseniz artık getirme gibi bir karar aldıysanız 5 maçlık performansa bakarak da onunla yolları ayırmak çok haklı adil olmazdı. Ha getirmeseydiniz terim devam etseydi ya da terim ayrıldığında Okan Buruk gelseydi başka bir senaryo olabilirdi elbette ama artık getirmişsiniz bir tek direktöre 5 maçtan fazla şans vermesi gerektiğini düşünenlerdenim ben de. Yani 5 maç hele bu ülke ilk kez gelen, bu ülke ilk kez gelen tek direktör deneyimi çok yüksek olmayan bir isim için daha fazla şansa ihtiyacı oldu açık. Zaten 1,5 yıllık kontrat yaptınız. Tabii onunla beraber aynı dönemde gelen Luis Campos'un Galatasaray'a en az Torrent kadar belki Torrent'ten daha fazla katkı yapmasını zaten bekliyorum. Bunu birkaç defa dile getirdim. Çünkü Luis Campos'un kariyeri böyle geçti. Real Madrid o yüzden hala Luis Campos'tan transfer danışmanlığı alıyor. Oyuncu danışmanlığı alıyor. Mourinho sanırım Chelsea'deyken de Luis Campos'tan faydalanmıştı. transfer tavsiyeleri almıştı. İki tane şeyi var, baş yapıtı var. Bir tanesi işte Monaco 2016-17'ydi sanırım. 15-16-17 Mbappeli, Falcao, Bakayoko'lu, Bernardo Silva'lı, Fabinho'lu o kadro bir tanesi. Bir tanesi geçen sezon şampiyon olan Fransa'da Lille takımı. Büyük ölçüde Luis Campos'un düşük maliyetle bulduğu ve potansiyelini yukarıya taşıyan oyunculardan kurulu takımlarda onlar. Galatasaray'da bekleyen o Lille yaptığı dokunuşu Galatasaray'a yapması. Dolayısıyla Luis Campos'un eğer gelecek son kadro yapılanmasına başvuru oynayacaksa esas Esas katkı oradan gelecektir. Galatasaray esas doğru orada yapıyordur diye düşünüyorum. Dominic Torrent de bence ile ilgili teknik sorunları çabuk analiz etmek, çabuk çözmek ve çabuk çözüm üretmek durumunda. Yani Galatasaray'a oynattığı oyun, bu yoğun oyun, geriden pasla çıkmayı tercih eden, birinci, ikinci, ikinci, üçüncü bölge geçişlerini pasla yapan oyun orta sahada daha kalifiye elemanlar istiyor. Doğru. Bu hafta o müdahaleyi yapacağını düşünüyorum. Eğer bu hafta o müdahaleyi yapmazsa geç kalabilir. Çünkü hala Galatasaray küme düşme hattının yanılmıyorsam 3 puan üzerinde. Diğer maçlarda işleri istediği gibi gitmezse Galatasaray için çok daha kötü bir senaryo olabilir. 26 puanlı GZT Giresun Spor 17. sırada 29 puanlı Galatasaray'da 29 puanlı var. Mesela Göztepe Galatasaray'ın her zaten üstüne çıkıyor. Galatasaray'ın altındaki takımlardan bir tanesi. 30 puan yapacak. Antalya Spor ve Kasımpaşa'da bilmiyorum şu an kimlerle oynuyorlar. Olumlu sonuçlar alırlar. Galatasaray olumsuz sonuç alırsa Galatasaray için çok daha Beklenmedik kötü bir tablo ortaya çıkabilir. Kasımpaşa Konya Spor. İttifak Holding Konya Spor deplasmanında haftanın açılış maçında 26. haftanın açılış maçında Antalya Spor'da Özgür Kablo yeni Malatya Spor'la oynayacak. Deplasmanda. Kritik maçlar. Evet. Kasımpaşa'nın averaj olarak Galatasaray'ın önde olduğunu görüyor. Önünde olduğunu görüyorum şu anda. Dolayısıyla Galatasaray yenilir. Kasımpaşa berabere kalırsa bile Galatasaray'ın üstüne çıkıyor. Antalya Spor'un kazanması lazım çok da olağanüstü neticeler sayılmaz bunlar. Galatasaray için işler biraz kötü giderse bir anda kendilerini küme düşme hattında bulabilirler. Ve o zaman tabii takım zaten enerjisi iyi değil. Zaten bir özgüven sorunu seziliyor. Kerem bunu dile getirmişti. Yapmak istediklerimizi yapamıyoruz diye. Ben bu maçta da ilk 60 dakika itibariyle Kerem'i dikkatle izledim. Gerçekten de Kerem daha önce yapmadığı türden top kayıpları yapıyor. Galatasaray'da birçok oyuncu zaten gerileme var. Gerilemenin de mental boyutu da var. Son oynanan karşılaşmanın öncekileri düşünün. Kerem'in genelde şöyle bir eleştiri yapılıyordu. Özellikle son bir aydır belki 4-5 haftadır. Kerem tek başına kazanmaya çalışıyor diye. Belki o içinde bulunulan durum Kerem'e bunu etti. Hani bireysel olduğu, arkadaşıyla fazla al ver yapmadığı ya da boştaki arkadaşına vermediği şeklinde. Bu maçta Dominik Toren onu sınırladığı için mi acaba biraz da bocaladı? O oyundan biraz daha e, arkadaşlarını gören biraz daha kolektif oyuna zorlandığı için mi acaba Kerem bu maçta böyle bir şey çizdi? Profil yani çizdi Kerem yoksa? Olabilir. Bu yıl Galatasaray en iyisi. Ee, hücumdaki en iyisi oldu kesin. Galatasaray bugün bu puanları topladıysa büyük bölümde Kerem'e borçlu. Sırtladı takımı. Dolayısıyla Kerem'e büyük saygı duyuyoruz elbette ve uluslararası oyuncularımızdan biri olacağı da kesin gibi. Yani bir gün Kerem'i herhalde dünya devlerinden birinde izlersek şaşırmayız. Yaşının çok üzerinde bir olgunluğu ve oyunu var. Son dönemde bir gerileme var. Bu gerileme neyle ilgili olabilir? Özgüvenle ilgili olabilir. E, i̇şler kötü gidince tabii Kerem'in üstlük deneyimi ne kadar ki? Üçüncülükten geldi. Daha bu ikinci sezonu üstlükte. İşler kötü gidince tabii ki e, daha deneyimli oyuncuların işleri toparlamasını beklersin. Kerem gibi Berkan da nispeten aslında 23 yaşında falan Berkan galiba 23 ya da 24. Çok fazla lig deneyimi yok. Halil gibi oyuncuların gerilemesi... Hani doğal. Ee, çok fazla üstlük deneyimleri yok. Ama teknik olabilir mi gerilemesinin sebebi? Olabilir elbette. Neden olmasın? Belki de Dominik Torrent Kerem'den tercihler konusunda daha farklı bir şey istediyse belki onun yağpalamasında yaşıyor olabilir. Ama bununla ilgili bilgi yok. Peki. Ama şunu biliyoruz. Torrent Kerem'e dedi ki bekle aynı koridorda kalıyorsun. Topu hep beke yüzünü dönüp aynı koridorda alıyorsun. Öyle yapmamalısın bazen bek dış koridor derse sen iç koridora, bek içte ise sen dış koridora gitmelisin. Farklı koridorda olmalısın ki opsiyonlarınız artsın. Bunu dediğini biliyoruz. Demek ki Kerem'in oyunu ile ilgili bir diyalog var aralarında en azından onu biliyoruz. Trabzonspor'a geçeceğiz ve Türkiye gazetesini getireceğiz. Ekranlarınıza devleri solladı. Trabzonspor Avrupa'nın da en iyileri arasında Konya galibiyetiyle ligde rakipleriyle arayı iyice açan Bordo Mavili takım 24 puan ortalamasıyla Avrupa'nın birçok lider 24. ekibini... Efendim? 2.4 özür dilerim 24 tane çıktı affedersiniz düzeltiyorum 2.4 puan ortalamasıyla Avrupa'nın birçok lider ekibini geride bırakmayı başardı Bayan ve Real gibi hem içeride hem dışarıda her alanda lider. Abdullah Havcı'dan oyuncularına Trabzonspor'un başarılı hocası Abdullah Avcı Konya Spor galibiyetinden dolayı oyuncularını kutladı. Hepinize gurur duyuyorum diyen Avcı. Böyle devam edeceğiz. Aradaki farkı düşünerek rehavete girmeyeceğiz. Kazanmaya devam edip hedefimize ulaşacağız şeklinde seslenmiş oyuncularına. Trabzonspor 26. haftada ITM'i alan Yespor deplasmanına çıkacak. Onu da biz eklemiş olalım. Şimdi gerçekten de 2.4 puan ortalaması çok ciddi bir istatistik. Ki son yıllarda Süper Lig'de görmüyorduk. Önce Galatasaray 69 puanla şampiyonluğa yaklaşık 2 puanı biraz geçiyor. 2.03 Sonra Başakşehir 69 puanla şampiyon oldu. 2.03 Beşiktaş 2.1 ortalamasıyla şampiyon oldu. 2.05 de oldu pardon Beşiktaş. Yani o civarda dolaşıyordu 2.1 geçmiyordu. Süper Lig'de şampiyon için baraj. Trabzon'un birden onu 2.4'e taşıması tabii fantastik. Zaten o yüzden de büyük fark yaptı. 2 puan ortalamanın üzerine çıkan tek takım şu an ligde Trabzon. Geride 13 maç var. 39 muhtemel puan var. Bu 39 puan 34'ünü alırsa Süper Lig tarihinde de rekorunu kırmış olacak. Çünkü Süper Lig tarihinde de en fazla ulaşılan puan 93. 36 maçta 93 puanla şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Onu kırma şansı da var. 39'un 34'ünü alırsa Trabzon, Spor. ortalama olarak kırmış olmaz. Puan ortalaması olarak, puan ortalaması olarak çünkü 2.6'ya yakın. 36 maç, 93 puan. Ortalama olarak kırmış olmaz ama rakam olarak kırmış olur. 94 puan ulaşırsa Trabzon, tabii ki. 13 maçta 34 puan almak da kolay bir iş değil. Yani 11 galibiyet bir beraberlik almanız lazım. Elbette. Zaten ligi domine etti. Rekorları evet. zorlaması doğal. Şimdi sıradaki haberimiz biraz daha gündem dışından bir haber. Başlığımız kameralı hakem. Akşam gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Futbolcu tepkilerinin görüntüleri aleyhlerine delil olarak kullanılacak. İngiltere Futbol Federasyonu. Alt lig hakemlerine vücut kamerası takılması için çalışma yürütüyor. Bu şekilde hakemlere yapılan sözlü ve fiziksel tacizler kayıt altına alınacak. Herhangi bir aksilik çıkması beklenmiyormuş bu konuyla alakalı olarak Times gazetesi, The Times gazetesi ülkedeki 7 farklı bölgede denemeler yapılmasını beklediğini yazmış bu firma. O firmanın bu işi yapan firmanın CEO'su Martin Cassidy değişim için doğru zamanın geldiğine inanıyoruz. Bu sistemin hakemlerin korunması için dev bir adım olduğunu düşünüyoruz. Sadece alt ligler değil üst liglerde de gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kamera sisteminin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu adımla birlikte adeta futbolun kuralları da değişecek. Çalışmalarımız sürüyor. Diye konuşmuş. böyle bir mesela video hakemin hayatımıza girmesi neyi azalttı? Duran toplarda ceza alanındaki itiş kakışları azalttı. Çünkü artık savunma biliyor ki hakem görmese bile video hakem görecek doğru. ve penaltıya hükmedebilecek. Böyle bir uygulamaya geçilmesi zaten hakeme sözlü ve fiziksel talizleri otomatik olarak azaltır. Çünkü oyuncular kaydedildiğini bilecek. Doğal bir adım. Doğru bir adım. Dördüncü sanayi devriminin futbola doğal tesiri. Uğur Bey bir fotoğrafımız var şimdi. Getirelim ekrana şöyle. LA Rams yani Super Bowl'da 56. kupayı kazanan LA Rams takımının. Los Angeles'ın koçları mı? LA Aynen. Rams derken. 56. süper kupayı kazandıktan sonra kupayı ilk olarak alan kulübün sahibi Stan Kroenke olmuş. Normalde futbol şeylerinde organizasyonlarında, mücadelelerinde kupayı kaptanlar, takım kaptanları kaldırır diyor. Ancak Amerikan NFL liginde, Amerika'da bu adet genelde başkanların kaldırması yönünde. Aynı zamanda Kur'an Ken'in sahip olduğu diğer takımları da yazmış. Rams, Denver Nuggets, Colorado Rapids and Arsenal gibi takımlarda Birçok sporda evet, sahipliği var. Sporun büyük aktörlerinden bir tanesi, zenginlerinden bir tanesi. Şimdi bu Arsenal taraftarını üzmüş bu fotoğraf. Kronke'nin orada e, kupayı kaldırması. Çünkü Arsenal maçlarına gelmiyor. En son Arsene Wenger tek direktörken tribünde gözükmüş. Arsene Wenger gitmiş bir selamlaşmış zaten. Stan Kroenke O günden beri Arsenal tribününde dahi gözükmemiş. Emirates'e dahi gözükmemiş. Oğlu geliyor maçlara. Oğlu da geçen de yapılan röportajda Arsenal durumunu soruyorlar. Yan diyor 5. miyiz 6. miyiz galiba aralardayız diyor. Yükselmemiz lazım tabii. Daha üst basamaklara çıkmamız lazım. Yani Arsenal tam olarak dedi de kaçıncı olduğunu dahi bilmeyen o yüzden de Arsenal taraftarı bunu o yüzden aldım. Kulüp sahipliğini bu tarz Amerikalıların ticari amaçla yaptığı futbol kulübü sahipliğini eleştiriyorlar. Yani esas konsantrasyonu Los Angeles Rams ise, oraya 4 milyar dolar harcamış Rems'e. Yeni bir stadyum yaptı. En iyi oyuncuları aldı ve Rems'e şampiyon yaptı. Ama Arsenal'dan da beklentisi bu. Daha fazla ilgi ve daha fazla harcama. Yine bir fotoğrafımız var. Bu sefer biraz daha üzücü bir e, hikaye konuşacağız, hikaye getireceğiz ekranlarınıza değerli izleyenler Sergio Aguero e, bir Twitch yayını esnasında dedi ki e, futbol oynamaya çalıştığım zaman nefesim kesiliyor. Bazen merak ediyorum hayatımın geri kalan döneminde hiç bir sprint atabilecek miyim, koşabilecek miyim? E, kalbimin doğru çalışmadığını hissediyorum." diyor Sergio Aguero. Gerçekten üzücü. Daha 33 yaşında. Yanılmıyorsam Agüero ama tabii ki asıl olan sağlık. Ee, bunu da şu yüzden almak isterim. Son dönemde eski futbolcularda sıkça demans hastalığı çıkmaya başladı. Ve yine demans kadar olmasa da sık çıkan rahatsızlıklardan biri de kalp ile ilgili. Sporcular çok daha fazla koşmaya, çok daha fazla atletizm göstermeye zorlanıyor. Ve dikkat ederseniz bu tarz rahatsızlıklar da sıklaşıyor. Daha fazla hayatımızda var. Ve bir taraftan da Dünya Kupası'nı iki yılda bir yapmaktan, Avrupa Şampiyonası'nı evet. iki yılda bir yapmaktan, futbolculara daha fazla maç oynamaktan bahsediyorlar. Yani spor yöneticilerin şu Agüeron'un konuşmasını dinlemesi ve karar alırken biraz daha vicdanlı davranması lazım. Ana unsurun burada insan olduğunun unutulmaması. Herhalde Kesinlikle. en sağlıklısı olacak. Bir... Ee fotoğrafımız daha var. Burada ben sözü tamamen size bırakacağım. Takip ettiğiniz bir dizi değil mi? Aynen öyle çok da seviyorum. Ted bir Ted Lasso göndermesi var. Şimdi Gary Neville değil de aslında taraftar bu göndermeyi yaptı. Ryan 2 ve ekibini e, özellikle ilk bir numaralı yardımcısını Ted Lasso'ya benzetiyorlar. Ted Lasso da bir dizi kahramanı. Amerika'dan İngiltere'ye geldi. Hiç futbol takımı çalıştırmamıştı. Ve futbola çok yabancı. Onun hikayesini anlatıyor. Geri de bunun saygısızlık olduğunu düşünüyor Ryan Yig ve ekibine Şimdi süremiz doldu anladığım kadarıyla ama bunu bir daha ele alırız. Bu güzel konu. Yarın, yarın o zaman unutmayalım. Bir evet. Tekrar getirelim ekranları izleyicilerimizle paylaşalım diyelim ve bitirelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. teşekkürler. Bugünlük bizden bu kadar değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.